Efendim Kanal B ekranlarında stüdyomuza hoş geldiniz. Özgeli Hayatın İçinden programı ile bugün yine dop dolu konularıyla sizlerle birlikte olacağız. Bugün kalp yetmezliğini konuşacağız efendim. Kalp yetmezliği tedavilerini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var bugün yayınımda ve yapay kalbi konuşacağız. Yani aslında bizim böyle ana o kadar önemli bir şey ki kalp. Bakalım kalp hastalıkları neler? Kalp nakli olan hastalarımızı konuşacağız bununla beraber. Böyle kısa bir detay verdikten sonra ben değerli konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Bugün kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Sayın Ömer Bayezid. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Çok iyiyim. Hem sizler de şeref verdiniz gerçekten. Onca yoğunluğunuz arasında geldiniz. Çok önemli. Bugün özellikle değerli izleyicilerimiz üstüne basa basa söylemek istiyorum. Çok önemli bir konuya yer vereceğiz. Kalbi konuşacağız bugün. En önemli organımız diyebiliriz. Şimdi bunu konuşurken sizin de çok önemli imzalarınız var. Bu başarılarınız var, hikayeler var. Ben bunları da birazcık konuşmak istiyorum. Önce değerli izleyicilerimiz bir sizi tanısın efendim. Ben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra kalp cerrahisini öğrenmek için Ankara'ya Yüksek İçes Hastanesi'ne gittim. O zaman, o yıllarda Yüksek İçes Hastanesi kardiyoloji olsun, kalp damar cerrahisi olsun en büyük, en çok ameliyat yapan, en önemli merkezdi. Ben de İçes'e oraya başladım. Oradaki ihtisas süresinden sonra 1985'te Koşu Yolu Kalp Hastanesi kuruldu. O hastaneye işte hocam o zaman Kemal Bayezid ve Cevat Yakut'la beraber bir ekip olarak gittik. İstanbul'da o zaman Astım Hastanesi olan göğüsle ağırlıklı ameliyat yapılan bir merkezdi. Orayı kalp hastanesine dönüştürdük. Koşu Yolu Kalp ve Araştırma Hastanesi oldu o zamanki ismi. Daha sonra işte orada kalp nakli bir takım büyük ameliyatlar gerçekleştirildi. Hem de çok büyük. Daha sonra 92'de Akdeniz Üniversitesi'ne geldim burada doçent olarak. Burada buraya gelişimin en önemli sebeplerinden birisi Tuncer Karpuzoğlu hocadır. Kendisi burada böbrek naklini başlatmıştı. Daha doğrusu Türkiye'de böbrek naklini başlatan kişidir kendisi. Burada da o zaman Kepez'deydi hastanemiz. Bu böbrek naklini oturtmuş ve daha farklı işler yapılsın istiyordu. Ben de Akdeniz Üniversitesi'ne transfer oldum diyeyim. Daha asistanlığa ilk başladığım yıllarda bu kalp yetmezlikli hastaların işte ızdırabı, yakınların çaresizliği, tedavi imkanlarının kısıtlılığı beni bu yöne doğru yönlendirdi. Ben de uzman olur olmaz İngiltere'ye, bu Papworth Hastanesi var Cambridge'de. Orada kalp yetmezliği tedavisi, kalp nakli, kalp naklinin detayları, onu öğrenip yeniden Koşu Yolu'na döndüm ve orada kalp nakli ameliyatını, ilk başarılı kalp nakli ameliyatını işte Cevat Yakut Hoca ve diğer ekip arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Harika. O zaman sene ne zaman? 1989'du. 85'te Koşu Yolu kuruldu. 88'de ben İngiltere'ye gittim. 89'da da ameliyatı gerçekleştirdik. İlk başarılı kalp nakli ameliyatımızın olduğu sene. Türkiye'deki ilk başarılı kalp nakliydi. Türkiye'deki. Sonra işte Akdeniz Üniversitesi'nde her türlü açık kalp ameliyatlarını yapılır hale getirdik. Yüzden fazla biz burada kalp nakli gerçekleştirdik. 350 civarında yapay kalp taktık ki. Türkiye yapay kalp ameliyatlarında dünya üçüncüsü şu anda. Amerika ve Almanya'dan sonra. Harika. Sayı itibariyle. Daha önceden Türkiye'de yapılmıyordu. İşte
burada teşekkür etmem gerekiyor. Mevlüt Çavuşoğlu bizim Dışişleri Bakanımızın da bize yardımları oldu ki bizler de sizin sosyal güvenlik çok kurumu, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ödenir hale getirdi. Kesinlikle. Çünkü çok pahalı cihazlar bunlar. Amerika'dan geliyor. İki tane büyük firma var. Bunları kalp yetmezlikli hastalara kullanır hale geldik. Çünkü böbrek yetmezliğinde dialize girip hastalar yaşayabiliyor ya bir yakınından organ alabiliyor. Ama kalpte böyle bir imkan yok. İllaki bir kadavra olacak, bir organ bağışı olacak. Siz de o ameliyatı yapabileceksiniz. O insanı evet. yaşatabileceksiniz. Evet. Ama buna rağmen yetersiz sayılar var çünkü. Bizim burada 250 tane bekleyen hasta var. Organ bağışı az olduğu için onlara yetişemiyoruz ve birçok hastayı kaybedebiliyoruz. Hazır üzerindeyken ne güzel de bir mesaj vermiş olalım hocam. Evet. Halbuki, çağrımızı yapalım. Evet. Yani organ bağışı çağrısını kesinlikle yapalım. Hastalarımızın ne kadar iyi olduğunu göstermek istiyorum. Yani ne kadar yararlı bir organ bağışı. Bunu da burada umut birlikte veren, sizle beraber. Kesinlikle. Böyle umut veren, güzel hatta ilerleyen dakikalarda hastamızın videosunu da izleyeceğiz. Şimdi bunları izlediğimiz zaman diyeceksiniz ki, değerli izleyicilerimize de söyleyelim. Sizler zaten bunun içindesiniz. Evet gerçekten biz bunu yapmalıyız. Biz bu hastaların gülmesi için tekrardan eski yaşamlarına, o kaliteli yaşamlarını devam ettirebilmeleri için biz bunu yapmalıyız diyeceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Öyle önemli, öyle güzel videolar, öyle duygu içerikli videolar var ki bunların içerisinde. Hepsini getirebilmek ekranlara çok tabii ki de vaktimiz gereği çok kısıtlı ama özellikle bugün bir tanesini sizlerin ekranlarına getireceğiz değerli izleyiciler. Şimdi kalp damar cerrahisi uzmanlarını şimdi bu şeyi konuşmak istiyorum. Çok geniş bir konu aslında. Tabii. Hani ben söylemiştim size yani bu ne 50 dakikaya ne bir program süresine sığabilecek çok geniş. Kelime anlamı olarak evet harf bazına baktığımız kalp çok küçük bir kelime ama bunun inanamayacağınız kadar önemli dalları var. Evet. Biz bunları böyle değerli izleyicimize vermeye çalışacağız. Neler yapmaları gerektiğini konuşacağız. Kalp hastalarının tedavisinden sonra hayat yaşamlarını biraz mücadelelerini de konuşacağız. Güzel umut veren şeyler de var bununla ilgili. Slaytlarımız da var göstereceğim. Ama hangi tür hastalıkların tedavisiyle uğraşırlar? Kalp damar cerrahisi uzmanları. Çok geniş bir yelpaze aslında. Yani yeni doğan bebekten 100 yaşına kadar diyelim, ne kadar insan yaşarsa mutlaka bir dönemde kalp veya damar cerrahisiyle yolları kesişecektir. Öyle ya da şöyle böyle. Şöyle ki her 1000 canlı doğumda 8 çocukta, bebekte kalple ilgili sorun olabilir. Yani farklı sorunlar olabilir. Bazı sorunlar çok önemsizdir, bazıları çok ciddidir. İşte kalp içinde delikler, defekler olabilir. Damarları farklı yerlerden çıkabilir. Bunların tedavileri gerekir. Bu doğuştan olan kalp hastalıkları diyoruz biz bunlara. Onun dışında daha sonra farklı hastalıkların kalbe yansımasını görebiliyoruz. Mesela akut eklem romatizması. Bu bizim ülkemizde en büyük sorunlardan biriydi. Son yıllarda azaldı çok şükür. Romatizma, akut eklem romatizması kalp kasında ve kalp özellikle kapaklarında problemler yaratıyor. Kalbin kapaklarında darlıklar, yetmezlikler yapabiliyor. Ve biz bunları çoğu zaman ilaç tedavisi de yetersiz kaldığı için ameliyat etmemiz gerekiyor. 70'li, 80'li yılların başında, 70'li yıllarda kalp cerrahları en çok romatizmal hastalıkla uğraşırlardı. Çünkü çok yaygındı eklem romatizması. Ama yıllar içinde işte boğaz anjinini takip eden dönemde yeterli antibiyotik kullanılması, sosyoekonomik tıbbın ulaştığı seviye yükselmesi bu hastalıkları daha az görmemize neden oluyor şu anda. Daha az görüyoruz. Bunun yerine kalp kapaklarında yaşla ortaya çıkan kireçlenmeler, işte deforme olmalar,
Ve bu kalp kapaklarını onarmak, tedavi etmek, değiştirmek, yeni kapak takmak gibi farklı yöntemlerle kalp cerrahları uğraşır. Onun dışında ki şu anda en büyük aktivitemiz yani %80'e varan neredeyse hastaların tedavisinde kullandığımız koroner arter hastalığına bağlı yani kalp krizi, kalp krizine bağlı komplikasyonlar, büyük can kayıpları oluyor, büyük sosyoekonomik kayıplar oluyor. Genç insanlarda da artık orta yaşlarda, ileri yaşlarda, her yaş grubunda artık karşılaştığımız çağımızın en önemli hastalığı diyelim, koroner arter hastalığı. Burada her ne kadar kardiyolog arkadaşlarımız tedaviler yapıyorlar bunları, işte ilaç tedavisi yetmezse stent koyuyorlar, damarları açıyorlar ama birçok hastada da bypass cerrahisi gerekiyor. Bypass cerrahisinde, bypass ismi üstünde yani köprü demek. Daralmış olan damarı atlayıp yeni damarlar takılması. Bunun için göğüsten meme damarı kullanılıyor. Bacaktan safen toplar damar alınıyor. Koldan damar alınabiliyor. Ve hastalıklı damarlar bypass ediliyor ve böylelikle normal... O değişim mi sağlanıyor hocam? Köprü. Sağlık olan damarlarla köprü görebiliyor. Yani ya hasta damarı çıkarmıyoruz. Hasta damar yerinde duruyor. Üstten yeni bir yol yapıyoruz. Yeni bir yolla kalp besleniyor ve böylelikle kalp krizi geçirmiyor. Daha konforlu yaşıyor, ağrısız yaşıyor, uzun yaşıyor, kalp krizi geçirmiyor. Şu anda bizim en çok uğraştığımız kalp cerrahlarının koroner arter cerrahisi, koroner bypass cerrahisi de deniyor ona. Onun dışında tabii anevrizmalar var. Atar damarlardaki genişlemeler karın damarlarında olabilir. Boyun damarlarında gene önemli bir ölüm nedenidir. Felçler, bu şah damarları, karotis diyoruz biz onlara. Onlardaki darlıkların, tıkanıkların açılması, damarın içinin temizlenmesi ve böylelikle hastayı felçten kurtarmak ve normal herhangi bir sıkıntı olmadan yaşatmak bizim hedeflerimizden birisi bu. Toplar damar hastalıkları var gene. Toplar damar hastalıklarında varisler biliyorsunuz. Yani çok bayanların muzdarip olduğu. Evet. Hoş erkeklerde de var da görüntü itibariyle kozmetik anlamda. Evet. Bayanlarda belki daha sık diyebiliriz değil mi hocam? Hani şey olarak artık aşinalık genelde bayanlarda. Neden daha sık? Birçok nedeni var. Yani hormonal nedenler var, hamilelik var. İşte hamileliğin getirdiği vücut deformasyonu, vücutta tabii değişimler. Uterusu olan, rahime olan bası toplar damarlarda genişlemelere, bozulmalara neden oluyor. Yine hormonlarla, progesteron, östrojen seviyesiyle ilgili nedenlerle bayanlarda daha sık görülüyor ama yani çok ayakta durmakla veya uzun süre oturmakla da ilgili bir hastalık bu. Ayrı bir konu aslında bence. Konuyu çok dağıtmamak tabii daha ki, iyi olur. Tabii ki. Başka bir programda tekrar ele alırız hocam. Evet, bence yararlı olur. Kesinlikle. Şimdi bir de özellikle Akdeniz Üniversitesi'nde çok popüler olan tüm Türkiye'nin her yerinden buraya hasta gelir. Kalp yetmezliği tedavisi bu. Kalp nakli ve yapay kalp uygulamaları. Türkiye'de en çok yapan, en başarılı olan yerlerden biridir Akdeniz Üniversitesi. Buna da biz doğrusu gurur duyuyoruz yani. Kesinlikle, aynı bizler zamanda de. Başka yerlere de yardımcı oluyoruz. Kıbrıs'ta yaptık geçen hafta bir kalp nakli. Evet. Daha önce yapay kalpler koymuştuk yani Kıbrıs'ta. Başka şehirlerde de. Bu arada bu da ilk. Bunu da Kıbrıs'ta vurgulayalım hocam. İlk defa oldu. İlk evet, defa. Kuzey Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs'ta da yani Rum kesiminde de hiç yapılmamış. Böyle tabii böyle prestijli bir ameliyatın Türk kesiminde yapılmış olması da oldukça ilgi çekti. Öylesine önemli bir isimsiniz ki. Estağfurullah. Öylesine değerli ve kıymetli. Ben bunu bizzat biliyorum. Sizi çok yakından tanıyorum, takip ediyorum. Eminim şu anda değerli izleyicilerimiz de bilenler, isminizi duyanlar, belki galibinde evet hatırlıyorum bu ismi çok duyduğum diyenler, belki de şu anda hatta sizin hastalarınız, görüşmüş olduğunuz insanlar da bizleri izliyordur. Çünkü Antalya'da o kadar çok eldeydiniz ki
insanların. Bizzat ben bunu biliyorum, şahidim. Dolayısıyla bu başarıları çok takdire şayan başarılar, çok önemli. Bunları söylemek, bunlardan gurur duymak, Antalya'da da sizin gibi böyle değerli bir isme ve tabii ki de değerli hocalarımıza çok önemli bir kadro, bir ekip çalışması bu. Burada olmanız, böylesine gururu bize yaşatmanız da bizim için ayrı bir keyif. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben de bana bunu fırsatı verdiniz. Geçemeyeceğim. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Burada konuşma imkanı oldu. Tabii burada sadece kişisel bir başarı değil. Bu ekip kesinlikle, başarısı. Ekip, kesinlikle. Bu imkanları bize hazırlayan. Sizin nezdinizde hepsine buradan sevgilerimizi, saygılarımızı efendim ellerinden öpülesi gerçekten. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma kesinlikle. Burada ben de teşekkür çok ederim. Çok önemli. Dünyada ve ülkemizde biraz ele alalım. Kalp yetmezliğinin görülme sıklıklarını konuşalım. Kalp yetmezliği ile yapılan çalışmalarda milyon nüfusa göre hesaplanıyor. İki hasta oluyor kalp yetmezliği olan. Bu oldukça yüksek bir sayı. Yani Türkiye'ye baktığımızda işte kalp yetmezliğiyle yaşayan 1.400.000 hasta olduğunu düşünebiliriz. Fakat bunlar tabii hepsi son dönem kalp yetmezliği değil. Son dönem kalp yetmezliğine ilerlemesi hastalığın bir yıl içerisinde %10 oranında oluyor. %90'ı tedavilerle rahat oluyor. Bu %10'un da %50'si gene bir yıl içerisinde ne yazık ki hayatını kaybediyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Çok, çok yüksek bir oran hem de. Oranın yüksekliği gibi oldukça hızlı da ilerleyen bir hastalık. Bu hastalık tespit edildikten 5 yıl sonra hastaların ancak %25'i hayatta kalıyor. Bu akciğer kanserinden sonra en hızlı ölüme götüren hastalık kalp yetmezliği. Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmaya göre tüm ölümlerin %30'u kalp yetmezliğinden oluyor. Evet. Bu trafik kazalarından da, kanserlerden de, diğer hastalıklardan da daha fazla bir oranları %30 kalp yetmezliğinden hayat kaybı. Kalp yetmezliği tedavisi işte tabii önce medikal yani ilaç tedavisi ile oluyor. Ha, tedavi seçeneklerini de evet. Daha sonra tedavi seçeneklerinde hastalık son dönem kalp yetmezliğine ilerlediğinde bu hastalara kalp nakli yapmak gerekiyor. Fakat kalp nakli için yeterli bağış yok. Dünyada da yeterli değil bu sayı. İşte, bağış oranından bahsediyoruz. Tabii. Şimdi milyon nüfusa göre gene bakıldığında Fransa'da 34 bağış oluyor. Türkiye'de 3 veya 5 yıldan yıla değişiyor. Oldukça az sayıda. Evet. Böyle olunca tabii organ bekleyen hasta sayısı artıyor. Bu azlığı neye bağlıyoruz? Hani genel olarak siz de zaten Akdeniz Üniversitesi'nde dediğimiz gibi organ nakli merkezimizde de bunları konuşuyoruz. Tuncer hocamıza da sevgiler, saygılar ki onlar da bu konudan muzdarip. Dolayısıyla bu bir kanayan bir yara. Evet. Maalesef bir kanayan yara. Evet. Biz bu kanayan yarayı nasıl hareketlendirebiliriz? Biz neden eksik bu oran? Bilinçlenme mi eksik? İnsanlar bunu yaptıklarında sonunda bazen gerçekten korku senaryoları çiziliyor. Bu organ bağış verirseniz şöyle olur, böyle olur. Acaba biraz daha biz bunun seminerlerini ya da bilgilendirmelerini mi arttırmalıyız? Sadece bir öz eleştiri yaptığımız zaman ortaya ne çıkıyor? Ama birçok faktör var. Yani işte sosyal, etik, çevresel şartlar ve dini faktörler olduğu söyleniyorsa da bizim dinimiz yani Müslümanlık diğer dinlere göre daha açık bu konuda. Ben ilk İstanbul'da bu işe başlayacağım zaman İstanbul müftüsüyle konuşmuştum. Birlikte neler yapabiliriz diye. Tabii. O da bir metin hazırlamıştı. Hala onun hazırladığı metni kullanıyoruz. Orada Maide suresinden bahsediyordu. Yani bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Çok ulvi bir şey, çok.
aslında dinen bir sakıncası yok. Hatta bir insanın bir insana yapabileceği en büyük yardım, en büyük bağış, en büyük ikram, en sevap davranış. Çünkü bir bağışla, yani bir organ bağışı yapıldığı zaman birçok insan faydalanabiliyor bundan. Evet. İşte bir kalp nakli yapılıyor, bir akciğer yapılıyor, evet. İki tane böbrek yapılıyor, aynı bir karaciğer yapılıyor. Kaç hasta? Evet, kornea, gözünden, gözle ilgili. Evet, şimdi ben söyleyecektim. Gözünden evet. Yararlanıyor. İnanamayacağınız insan bir bedenden 10 tane, 20 tane can çıkabiliyor. Evet. Bu müthiş bir şey. İşte bir de halkımıza şunu anlatmamız lazım. Beyin ölümü geri dönüşüme olan bir olay değildir. Beyin ölümü olduktan sonra bütün organlar bu beyin ölümünden dolayı fonksiyonunu kaybediyorlar. Öncelikle beyin fonksiyonu olmaması gerekiyor. Beyin ölümü kararı bir uzmanlar heyeti tarafından tüm tetkikler, laboratuvar çalışmalar, işte beyinle ilgili testler yapılıyor. Ondan sonra beyin ölümü kararı veriliyor. Tabii. Ve beyin ölümü olup da düzelen hiçbir insan bugüne kadar olmamıştır. Yani olması mümkün değil. Çünkü beyin dolaşımı yok. Hiçbir refleks yok. Hı hı. Solunum yok. Solunum da durmuş oluyor. Tabii. O apne testini yapılıyor. Yani solunum cihazından ayrılıyor. Ve ondan sonra 3 dakika içinde kalp de duruyor. Ondan sonra onu gömmek gerekiyor. Halbuki bu arada bir bağış yapılırsa, demek ki saydığım organların her biri, her farklı insanlarda yaşama ve görme umudu oluyor. Onları hayata bağlıyor. Normal hayatlarını gayet sağlıklı, konforlu bir şekilde yaşayabiliyorlar. Evet. O yüzden burada işte sizin de, çünkü burada görsel, yazılı, tüm basın ve yayın kurumlarının bize yardımı gerekiyor ki vatandaşları bilinçlendirelim, daha bu konuya sıcak baksınlar. Kesinlikle. Diye. Kesinlikle. Çok önemli. Böyle sağlık, yani bu vericiler, işte kan bağışçıları olsun, organ nakli olsun. Dolayısıyla öyle bir şey ki bunları konuşurken yani sürekli bağımlı, sürekli yani size muhtaç. Sadece sizsiniz. Evet. Onun tek kaynağı sizsiniz. Herhangi bir ilaç değil, herhangi bir besin değil. Tedavisi sadece sizlersiniz. O kadar önemli. Evet. Ben genelde bütün böyle sağlık programlarımda vurguluyorum yapabildiğim kadarıyla. Umarım çare olabiliyoruzdur. Umarım buradan sesimizi iletebiliyoruzdur. Çok çok önemli bir şey. Söylerken bile, şimdi sizinle konuşurken bile gerçekten insan böyle bir diken evet. diken oluyor ve etkileniyor. Dokunabilmek, birine yaşam olabilmek, ne kadar güzel onun nefes aldığını görmek. Sonra bir evet. de üstüne gidiyorsunuz o aile vericinin hemen ziyarette bulunuyor. Arada böyle çok güzel bir temas evet. kuruluyor. Ben bunlara da şahitlik etmiştim evet. O dönemde. Nakil oluyor o çocuk. Olabiliyor, nakil oluyor, daha sonra sağlığına kavuşuyor. Aranızda inanamayacağınız bir bağ oluşabiliyor onunla beraber. Çok keyifli, gerçekten çok keyifli, çok gurur duyulası, çok güzel şeyler bunlar. Biz şimdi kalp naklini konuşuyoruz. Evet, hani kalp naklinin yapılabilmesini ve tekniklerini de konuştuk ama kalp nakli herkese yapılabilir mi? Bunun için ince nüanslar nelerdir? Dünyanın kabul ettiği kurallar var. Biz de ona tabiyiz zaten. Ne yazık ki 70 yaşına kadar yapılabiliyor. 70 yaşından sonra kalp nakli için organ kurumlar şey vermiyor, Sağlık Bakanlığı. Dünyada da öyle. Kalbin kas fonksiyonlarının %25'in altında düşmüş olması gerekiyor. Ve diğer tedavi imkanlarıyla, yani ilaç tedavisi farklı cerrahi yöntemlerle tedavi edilemeyecek durumda olması gerekiyor ki biz kalp nakli yapabilelim. Kalbin kas fonksiyonlarının %25'in altına inmesi demek zaten o kişinin yatağa bağlı, çok zor şartlarda günlük aktivitesini sürdürebilen, nefes darlığıyla yaşayan, zor nefes alan, zor hareket eden kişiler oluyor.
diğer organların iyi olması gerekiyor. Yani diğer organlarında eğer bozukluk varsa, bizim böbrek yetmezliği olan iki tane hastamız vardı gene böyle. Hem kalp hem böbrek nakli aynı anda yapıldı. Bu da oldukça az sayıda yapılan, Türkiye'de ilk defa yapılan bir işlemdi. O iki hastamız da gayet sağlıklı hayatlarını sürdürüyorlar. Diğer organların da çünkü önemli sorun varsa yapılamıyor. Mesela kanser hastalığı, sistemik bir hastalık, kronik bir enfeksiyon, hastalıkları evet, varsa. Kronik hastalıklar varsa kalp nakli yapılamıyor. Gene bizimle uyumlu olması gerekiyor hastanın. Yani çok düzenli ilaç kullanacak, hastaneye gelip gidecek, biyopsiler yapılacak. Rejeksiyon, yani doku reddi var mı yok mu araştırılacak. Tabii, bu bir süreç. Bir süreç. O yüzden bizimle uyumlu olması gerek ki biz bu ameliyatı yapabilelim. Bununla beraber tabii her hastanın tedavisi kendine özel. Evet, 70 yaşına kadar, ama bazı hastalarımızın dediğiniz gibi işte sağlık tedavileri dikkate alınıyor. Kronik hastalıkları var mı? Geçmiş hikayesi önemli. Tabii, tabii. Bunların hepsine bakıyoruz, dinliyoruz. Ama çok umut verici sonuçlar var. Bunlarla beraber yüzde olarak baktığımızda çok fazla sayıda görüyoruz, evet. Ama umut verici de çok güzel rakamlar var. Tabii dünyada da bu sayı, yani bağış yapılan organla yapılan ameliyat sayısı arasında bir uçurum var aslında. Bu durumda kalple ilgili yeni gelişmeler, evet. Yani yapay kalp uygulamaları başladı. Batı Tedavi ülkelerine kıyasla deyince, değil mi hocam? Batı ülkelerine kıyasla bizim transplantasyonumuz daha mı az daha diyebiliriz? Az, daha ama az. Yapay kalp iyi. Yapay Yapay kalp kalpte iyi. iyiyiz, evet. Aa, süper. Peki şunu söyleyeceğim. Hani bilmiyorum mümkün mü bunu anlatabilmek, ama genelde terimsel ifadelere her zaman değinmek zorunda kalıyoruz. Bazen anlamını yitiriyor, tıbbi terimler olması Evet. gerekiyor, farkındayım, ama böyle kaba tabirle mi diyeyim, kalp yetmezliği demek, böyle anlatabilirsek değerli izleyicilerimize ne demek aslında? Bunu içimizde o kalbin ne olması diyebiliriz buna? Şimdi şöyle, kalp yetmezliği kalbin kas fonksiyonlarının kaybı oluyor. Yani normalde kalp içine gelen kanın %60'ını, %55'ini vücuda pompalayabilir. Bir miktarı da kalbin içinde kalır. Ama çeşitli nedenlerle bu azalırsa, ki bunların başında gene koroner arter hastalığı geliyor. Yani kalp krizi geçiriyor, enfarktüs, miyokard enfarktüsü geçiriyor. Kalp kasılma yeteneğini kaybediyor. Bu hastalarımızın yaklaşık yarısını teşkil ediyor. Diğer yarısını da, yarısına yakını da kalbin kaslarının primer hastalığı teşkil ediyor. Yani kalp kasları bozuluyor, genişliyor, kalp büyüyor, fonksiyonları kaybediyor ve böylelikle içerisine gelen kanın ancak %25-30'unu vücuda pompalıyor. Böyle olunca organlar yeterli miktarda kan alamıyor. O zaman bütün organlar etkileniyor. İşte bir süre sonra böbrek yetmezliği başlıyor. Bir süre sonra karaciğerde sorunlar ortaya çıkıyor. Birbirini etkileyen, tetikleyen tabii, şeyler. Tabii, hatta gastrointestinal sistem. Yani kullandığı ilaçlardan bile yararlanamıyor. Çünkü bağırsaklar iyi kan alamadığı için emilim az oluyor. Ve ilaçlar yetersiz hale geliyor. Giderek de ilerliyor. Bir süre sonra işte vücudunda şişlikler başlıyor. Akciğerinde su birikiyor, nefes alamamaya başlıyor. İşte yürürken gene ekstremitelerinde, ayaklarında, bacaklarında problemler yaşıyor. Bir yerden bir yere gitmek istemiyor, yatağa bağlanıyor. Hocam, bilmiyorum konumuzda şu anda ne kadar ilgisi var, ama ben genelde her sağlık programında demiş olduğum gibi çok da değinmek istediğim bir şey var. Vurguluyorum, özellikle vurguluyorum. Şimdi kalp, damar, bu damar tıkanıklıkları dedik. İşte bunların tedavi süreçleri var. Evet, işte anjiyo mu hocam o damar? Evet. Yapılıyor, tedavileri var, ama bir de bunları tetikleyen unsurlar var. Bizim de kendi sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Örnek veriyorum, mesela bir sigara faktörü ne kadar etkili?
bu damar yollarında. Biliyorum sizin de bu konuda hassas olduğunuzu, önemli olduğunu ve çağrıda bulunduğunuzu her hastanıza. O yüzden buradan ben bir kere daha seslenmek istiyorum. Ne kadar önemli, yani bizim vücudumuza yaptığımız, dışarıdan verdiğimiz o zararlar da var bunların içerisinde. Tabii. Bunları da bilmemiz lazım. Sigara hem damar sistemi üzerine, hem kalp üzerine, hem akciğerler üzerine ve diğer organların hepsinde kanser yapma riski nedeniyle en zararlı bir sigarayı kesinlikle biz tüm hastalarımızdan yasaklanmasını ve bunu kullanmamasını istiyoruz hastalarımızı, fakat her zaman bizi dinlemiyorlar ne yazık ki. Evet. İşte koroner arter hastalığında ateroskleroz dediğimiz damarlar içerisinde damarları daraltıp tıkayan faktörlerden birisi de sigara oluyor. Damarların genişlemesini sağlayan damar duvarından salgılanan prostasiklin dediğimiz bir madde var. Bunun salınımını bloke ediyor. Bu hemen ağızdan, dil altından dahi kana karışıyor ve damarları büzüyor. Yani ben az içiyorum, işte ağzımdan üflüyorum, akciğerlere yollamıyorum. Hı-hı. Bu çok ya da içime geçerli bir şey değil. Öyle bir şey yok. Hemen dil altından etkili olur ve prostasiklin salınımını bloke eder, damarların genişleme yeteneği. Sigara içenlerin uçları soğuktur, dikkat ederseniz. Bu nedeni işte bu prostasiklin salınımı. Özür dilerim, avuçları mı dediniz? Uçlar, uçları, ya, parmak uçları. Ayakları gene aynı şekilde. Bu prostasiklin salınımıyla ilgili bu. Tabii onun dışında işte aterosklerozu hızlandırıcı, pıhtı oluşumunu, gene tromboksan A2 üzerinden pıhtı oluşumunu provoke neler, eder. Neler, neler. Özellikle ayrıca kalp derken. Kanser biliyorsunuz, akciğer kanserlerinin en önemli nedenidir sigara. Zararlarını saymakla bitmez. Aynen. Yani bir program olabilir ayrı bunun tabii. Üzerine. İnsanın kendine yapabileceği en büyük iyilik sigarayı bırakmaktır. Hazır böyle üzerindeyken, çünkü damar yollarıyla da çok ilişkili. Yani gerçi sigara her şeyle ilişki, vücudumuzun her organıyla, ama üzerine gelmişken söylemek istedim. Ne olur hani bunları konuşurken siz bunu yapabilirsiniz. En azından kendinize bir fayda sağlayabilirsiniz. Evet, bir şey olabilir. İyileşme tedavisini işte değerli hocalarımızla beraber sağlayabiliriz, ama biz kendimize neler yapıyoruz ilk önce? Bence biraz buraya da bakmak lazım diye düşünüyorum hocam. Evet. Kalp nakli ameliyatlarının başarı oranları. Başarı oranları var. Hani biraz da o yüzde beni sevindiriyor demiştim. Biraz onları da konuşalım. Oranlarını ve tabii hayat kalitelerini, onların o yaşamlarının kalitelerini konuşalım. O yaşam süresi nasıl? O süreci bize anlatın. Demin söyledim ya, kalp nakli yapılmadığı zaman hastaların son dönem kalp yetmez hastası diyoruz biz onlara. Bir yıl sonra %50'si hayatta kalıyor. %50'si yaşamını yitirmiş oluyor. Halbuki biz kalp nakli yaptığınız zaman bunlar çok uzun yıllar gayet sağlıklı ve konforlu hatta yaşıyorlar. Hatta dağlara çıkıyorlar, bir de size fotoğraf gönderiyorlar. Evet. Değil mi hocam? Zirvelerden. Şimdi çok güzel bunun üzerinde konuşmuşken, o zaman ben değerli yönetmenimden rica edeyim. Şimdi çok bu 18 sene önce kalp yetmezliği nedeniyle kalp nakli olan hastamızın bir videosu var efendim. Kalp nakli oluyor. Kalp naklinden sonra bir de üstüne böbrek nakli oluyor. Belki hocam da 5 sene belki 6 senesi vardır dedi değil mi hocam, böbrek nakli olduğu süre? Evet, 5-6 sene oldu. Bu 18 sene önce bakalım bu hastamız nasıl şu anda sağlığına kavuşmuş, böyle çok güzel kendisinin bir videosu var. Şimdi ekranlara onu getiriyoruz. İsmim Mustafa Atan. Kalp rahatsızlığından dolayı, kalp büyümesinden dolayı 2001 yılının 30 Nisan'ında kalp nakli oldum. Bu dönemde Selsept ve Sandium ilaçlarıyla tedavi oldum. 2009 yılına kadar bu şekil geldim. 2009 yılında böbrek rahatsızlığı geçirerek diyalize girmeye başladım. Diyalizden sonra aynen Sandium ile Selsept'in tedavimi devam ettirdim. 2016'nın Ocak 7'sinde böbrek nakli olarak
ikinci bir nakil oldum. Bu dönemde gene selsept ve sandumumla tedaviyi devam ettirdim. Hiçbir aktiviteden geri kalmadım. Hatta 24 saat dahi bana yeterli gelmiyor. Hayatımdan oldukça memnunum. Gayet sağlıklıyım. Gayet neşeliyim. Gayet aktifim. Gayet çok çok hayata bağlı bir insanım. Bu nedenle hocalarıma şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Emekleri bende çok büyük. Önce Allah, sonra hocalarıma dua ediyorum. Onların sayesinde yaşıyorum. Saygılar sunuyorum. Maşallah. Evet. Gerçekten maşallah. 40 bin kere. Ne kadar güzel. İşte bunları böyle evet, bu tebessüm. Biz de mutlu oluyoruz. Aynen. Evet. Hani konumuz çok önemli, çok hassas. Evet, üzücü bir konu olabilir ama benim yüzümdeki bu tebessümün sebebi de yayın öncesinde sizinle konuştuk. Böyle değerli, böyle önemli videoları izlemiş olmak. Ne kadar güzel. 24 evet. saat bana yetmiyor diyor. Daha fazlası gerekiyor. Evet. O kadar enerjik hissediyorum ki kendimi diyor. Müthiş bir şey. Evet, gerçekten sonuçlar itibariyle daha önce nefes alamayan, çok kısıtlı şartlarda günlük aktivitesini çok zor sürdüren bir insan çok sağlıklı hayatını sürdürüyor, uzun yıllar problemsiz yaşıyor. Yani uzun yaşamak kadar tabii kaliteli yaşamak kaliteli. Da önemli. Aynen. Ama bayağı mutlu. Var. Yani Kaşgar Dağları'ndan... göreceğiz. 3800 metreden fotoğraf yollayan evet. da var. Birazdan onları 20, da göreceğiz. Evet, 21 sene önce kalp nakli olup geçen hafta kızını evlendiren hastamız da var Hamide. Onların da şeylerini gösterebiliriz. Evet. Şimdi o videolarımıza geçmeden önce evet. ben bir yapay kalbi de biraz tanımlamak istiyorum değerli izleyicilerimize. Ondan sonra da o güzel videolar var, çok güzel başarıların görüntüleri var, onlarla beraber devam edeceğiz. Yapay kalp nedir hocam? Hangi hastalara yapay kalp uygulanabilir? Bunu da konuşalım sizlerle. Tabii bu bir de cihazlarla bu hastalar tabii ne kadar süre yaşayabiliyorlar? Yapay kalp aslında ilk çıktığında kalp nakline yani transplantasyona köprü olarak çıkmıştı. Bu hastaları hayatta tutalım, organ bekleyebilsinler. Organ çıktığında da kalp nakli yapalım. Ha. Bu amaçla çıktı. Yani bir geçici süre mi diyebiliyoruz? Evet, öncelikle köprü olarak, köprü olarak kullanılıyordu. Fakat teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu cihazlar küçüldü, sessizleşti. Daha eskiden büyük konsollara bağlı gürültülü çalışan cihazlar, şimdi sadece bir kiloluk bir çantayla, ki orada batarya sistemi var. Evet, ve o sürekli yanlarında. Evet, onunla gayet rahat konforu yaşayabiliyorlar. Ve de artık kalıcı destination terapi diyoruz biz ona. Yani ki dünyadaki birçok merkezin %50 kalp nakli yapıyorsa da %50 yapay kalp yapmaya başladı. Hmm. Ve bu cihazlar kalıcı takılmaya başlandı. Çünkü bunların sonuçları çok iyi oldu. Yani önceleri bir yıl içerisinde %50'si hayatta kalırken, şimdi bir yıl sonra %90'ı hayatta kalıyor hastaların. %90, çok güzel rakam. Ve uzun yıllar, bizim ilk yaptığımız burada 8 sene oldu Mahmut. 8 sene önce yaptık. Geçen Çin'e gitmek için izin istiyordu ticaret yapabilmek amacıyla. O kadar cihazla beraber barışık, rahat, konforlu harika. Yaşıyor. Harika. Yani yine yaşam kalitelerini evet. Çok düşürmeden gayet de kaliteli bir şekilde yaşayabiliyorlar. Tabii. Ki dediğiniz gibi yurt dışına gidip evet. Başka bir işte çalışacak. Bunlar çok güzel hocam. Evet. Gurur duyuyoruz gerçekten başarılarınızla. Tamam. Bu gururu duyarken o zaman şimdi güzel görüntülerimiz var demiştim. Şimdi o görüntülerimiz gelsin. Değerli yönetmenimden rica edeyim. Böyle üzerine hem konuşacağız, biraz sohbet edeceğiz. Alalım onları da ekrana ve üzerine de sohbet edelim. Gerçekten çok önemli. Evet. Şimdi burada kalp yetmezliği. Evet, burada ekranda da görüyoruz. Evet. Konjestif kalp yetmezliği. Türkiye'deki hasta sayısı. Dünya Sağlık Örgütü'nün
%30 kalp yetmezliği hasta oldu ve bu hastaların bu kalp yetmezliği de 5 yıl sonra ancak %25'in hayatta kaldığını görüyoruz. Türkiye'de 1.4 milyon hastadan bahsediyoruz değerli seyirciler. Oldukça fazla. Evet, geçebiliriz arkadaşlar. Bunlarla beraber biz devam edelim hem de sohbet edelim üzerine. Evet. İşte burada akciğer kanserinden sonra en ölümcül hastalığın kalp yetmezliği olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani 5 yıl sonra %20 hayatta kalıyor akciğer kanserli hasta. Tabii akciğer kanserinin de türleri var. Bu en kötü türü. Ona karşılık kalp yetmezliğinde %25'i hayatta kalıyor. Yani çok diğer kanser türleriyle mukayese ettiğimizde kalp yetmezliğinin çok hızlı ilerlediğini ve insanı ölüme götürdüğünü burada görebiliyoruz. Evet, devam edebiliriz. Tarihçeden şöyle bakarsak tabii bir yere gelebilmek için birçok çalışmalar hem deneysel hem klinik çalışmalar yapmak gerekiyor. Bu 1904. İlk defa damar anastomozu yani damarın dikilebilmesiyle ilgili damar üzerinde bypass dediğimiz işlemlerin yapılabilmesiyle ilgili çalışmaları Alexis Carrel Fransız aslında kendisi fakat Amerika'da yapıyor bu çalışmayı. Daha sonra Nobel ödülünü alıyor bu çalışmasıyla ki bugün yaptığımız bu ameliyatların başarısı ilk başlatan bu değerli doktorların sayesinde oluyor. Harika. Diğer slaytımıza da geçebiliriz. Hemen görelim. Evet. Bunu geçelim isterseniz. Gene bu tamam. Devam edelim. 1960'lı yıllarda yapılıyor. Demir, evet. Bu enteresan bir... Bu çok enteresan bir, gerçekten. Köpeklerde heterotopit, tabii terimsel, kalp transplantasyonu. Yani hayır, burada bakın bir köpeğin üzerine başka bir köpeğin başı var. Evet, şu an değerli izleyicilerimiz net görüyorlar mı bilmiyorum ekranlarında ama iki köpek başı var, değil mi? Bir köpeğin üzerinde başının bir köpek. Üzerine ikinci köpeğin başı monte ediliyor. Bu oldukça klasik ve ilgi çeken bir slayttır. Evet. Bu Rus cerrah. Tabii burada sinir bağlantısı yok. Yani üstteki köpeğin beyin fonksiyonları yok. Ama damarsal canlılığını sürdürüyor. Burada canlılığın ve damar anastomozunun, damarların birbirine bağlanmasının ne kadar iyi yapılabileceğini gösteren bir çalışma. Devam edebiliriz. Evet, bu ilk köpekte köpekten köpeğe kalp nakli 1960 yılında Doktor Shanway Amerika'da yapıyor bu çalışmayı. Köpekten köpeğe. Köpekten köpeğe ilk kalp nakli. Bugün hala aynı bu teknik, onun Shanway'in geliştirdiği teknik kullanılmakta. Evet. Devam edebiliriz arkadaşlar. Bu da enteresan. Garip. Şempanzeden insana transplant yapıyor tabii. Bu hastalar yaşamıyor çünkü hızla ret olayı gelişiyor. Hı hı. Ama işte bilimin gelişmesi de bu türlü cesur çalışmalarla oluyor. Evet. O dönemde yapılan 1964. Bu şey şempanzeden insana hatta bir de insandan şempanzeye yapıyor. Doktor Hardy. Şey duydum dün duydum daha doğrusu evet. Ama şempanzelerle insanların hani ne kadar benzer olduklarını en azından yüzde olarak yani %96 gibi bir rakam duydum. Yani evet. Çok yakın. Dolayısıyla şimdi bunun üzerinde böyle şempanzeden insana xenotransplant çalışmaları yapılıyor hala işte domuzlardan. Domuzlardan ha var. İnsanlarla ilgili. Evet. Fakat şu anda bundan hiçbirisi ümit vaat etmedi ama tabii. İleriki yıllarda mutlaka belirli bir seviyeye ulaşacaktır. Evet. Devam edebiliriz görüntümüze. Bu Dr. Barnard aslında Dr. Shanway'den Güney Afrika'da Amerika'da öğreniyor. Gidiyor Güney Afrika'da
bu ameliyatı gerçekleştiriliyor. Tabii o zaman Amerika'da bayağı üzüntü kaynağı oluyor. Biz geliştirdik, Güney Afrika'da yapıldı. Doktor Barnard'ın ilk kalp nakli ameliyatı 1967 yılında yapıldı. Evet. Bu o zaman dünyada Ay'a gitmek kadar bir yankı uyandırdı. Çünkü tabii basında, ilk defa böyle bir şey oluyor. Tıp tarihinde ve dünyadaki yankıları gerçekten unutulmaz oldu. Devam edebiliriz. Ve o zaman hastası bunun 18 gün sonra zatürreden hayatını kaybediyor aslında. Nakilden ölmesi beklenirken organ reddinden uyumluymuş aslında. Bir süre var değil mi hocam? O nakilden sonra belli bir süre var. Yani o işte red dediği, red hemen başlıyor aslında. Hemen ilaçlar başlıyoruz. İlk önce 4 tane birden güçlü ilaçlar veriyoruz. Bir bakıma sanki alıştırıyoruz o organı değil mi? Yeni vücutla. O yıllarda o ilaç yetersizliği nedeniyle hep rejeksiyonlar oldu. Bundan sonraki slide'da devam edebiliriz. Görebiliriz. Yani o kadar dünyada yankı uyandırdı ki işte hemen Amerika'da Shanway o köpekte yapan cerrah bundan birkaç ay sonra Ocak ayında 68'in başarılı kalp naklini yaptı. Ondan sonra Avrupa'da geçebiliriz. Bir diğer slide'a da geçelim arkadaşlar. Evet. Avrupa'da önce Fransa'da sonra Londra'da ve ilk 100 ameliyat yapıldı bir yıl içerisinde. İki tanesi de Türkiye'de. Devam edebiliriz. O 100 ameliyattan 11 ay sonra sadece bir tanesi hayatta kaldı. Çünkü hepsi çeşitli nedenlerle en çok da devam edebiliriz. Onun üzerine işte Life dergisi bu bir fiyaskodur. Kalp nakli sonuçları çok kötü. Büyük bir hayal kırıklığı tarzında. Tabii. Çünkü beklenti yayınlar de. Yayınlar çıktı ve dünyada birçok yerde bırakıldı, vazgeçildi bu ameliyatlardan. Ancak 1980'den sonra siklosporin dediğimiz ilaç devreye girince bir de bu biyopsi forcepsleri geliştirildi. Şimdi biz hala yapıyoruz. Organ taktıktan sonra red var mı yok mu? Boyundan girip kalpten parça alıyoruz. Tabii çok minik parçalar bunlar. Biyopsi dediğimiz olan. Biyopsi, çok küçük parçalarla rejeksiyon var mı diye, yani red var mı diye bakılıyor. Varsa da ona uygun tedavi veriliyor. Böylece hastalar red yaşamadan hayatlarını sürdürüyorlar. Evet, devam edelim. Burada da bir tarih yatıyor bu arada bu evet, maymunlarda çalışmalar devam ediliyor. Evet, devam edebiliriz. Hem biz üzerine konuşuyoruz. Evet, bu da hemen Barnard'ın ameliyattan birkaç ay sonra Ankara'da Yüksek Ses Hastanesi'nde hocam Doktor Kemal Bayazıt ki 50 yıl oldu bu ameliyatı yapalı. 20 köpek üzerinde de bir çalışma gerçekleştiriliyor. 51 yıl oldu. Evet, devam edelim. Köpeklerde başladı. İşte bir Milliyet Gazetesi o zaman bir Ankara'da bir köpeğe takma kalp. 10 Ocak 1968'de haber. Evet. Devam edelim. Ondan sonra da artık insana takıldı. Gene Kemal Bayazıt tarafından. 1968 yılı. Evet. Harika. Devam edelim. Bunlar da tabii yani o kadar önemli bir tarih var ki burada. Yılları düşünüyorum Kasım. Şu an. Evet, 22 Kasım'da ameliyat yapıldı. Bir gün sonra gazetelerde haber olarak büyük yankı uyandırdı. Tabii dünyayla beraber olması çok güzel bir şey. Yani kesinlikle. Dünyada ilk yapılan yüz ameliyatın içinde. O kadar dikkat çekmiş ki ekip, gazete ekibi de ameliyatı baştan sona izliyor. Evet. Yani çok büyük bir yankı uyandırıyor. Tabii. Bunları devam edebiliriz. Bunların üzerinde gerçekten böyle...
Bu da Siyami Ersek hemen 5 gün sonra Kemal Bey'in ameliyatından, biliyorsunuz bugün adına hastane var Siyami Ersek. O zamanki ismi Haydarpaşa Göğüs Cerrahi Merkezi. Hı hı. Haydarpaşa Göğüs Cerrahi Merkezi'nde ikinci bir kalp nakli yaptı. Fakat bu hastalar erken dönemde, her iki hasta da ne yazık ki kaybedildi. Hı hı. Devam edebiliriz arkadaşlar. Hocayı da, iki değerli kalp cerrahını, o zamanki Vedat Ali Özkan İçişleri Bakanı, hı hı, kutluyor. Harika. Tabii Sağlık Bakanı. Burada tebrikleri var. Herhalde. Devam edebiliriz. Böyle geçelim. Geçelim bunları. Evet, bunları geçelim. Orada şimdi süremiz çok az kalıyor. Benim özellikle göstermek istediğim bölümlere gelelim. Geçelim arkadaşlar. Ben size durun diyeceğim. Çok önemli olan, geçelim lütfen. Bu arada burada bir geri alalım mı lütfen? Geri daha alalım. Evet hocam, evet, sizsiniz burada değil benim, mi? Evet. Evet. Cihat Yakut'la beraber benim resmim. Evet, fotoğrafım. Devam edelim. Orada 88 yılında ben kalp nakli öğrenmek için Papfort Hastanesi'ne gittim. Modern anlamda ilk kalp nakli, evet, 89 yılında. Bir geri gelelim arkadaşlar. Evet, burada kalalım lütfen. 89 yılında ilk kalp nakli, başarılı kalp nakli diyeyim. Yani bizim hocalarımızın, Kemal Bey ve Siyami Ersek'in yaptığı ameliyatlardan sonra, 20 yıl sonra ancak başarılı kalp nakli yapıldı. Tabii kalp nakli basit bir iş değil. Yani dediğiniz gibi bu denemeler var. Çok detaylı bir çalışma gerekiyor. Ve o zaman organ bulmak gerekiyor. O zaman transplant koordinatörü de yok. Ben gidip hastanelerde bağış olacak kişileri araştırıyordum. Gene bir gün Haydarpaşa Nümune Hastanesi'nde 20 yaşlarında bir beyin ölümü olduğunu öğrendim. Babasıyla konuştum. Alıcı hastayı görürsem... gerçekten ihtiyacı olan fakir, gariban birisi ise veririm, yoksa vermem dedi. Yeah. Hastayı aldım, şeye götürdüm, babasını aldım, hastanın yanına götürdüm. O da bizim koşu yolunda yoğun bakımda yatıyor. Onu gördükten sonra evet dedi, benim oğlum için dua edeceğine inanıyorum, o yüzden organ bağışı yapacağım dedi. Ve babayı hastaneye Haydarpaşa'ya yolladım. Biz de koşu yolunda ameliyat hazırlıklarına başladık. Yanıma gene bir arkadaşım Ali Gürbüz, kulakları çınlasın, onunla aldım. Beraberce gittik. Gittik, aileyi bulamadık. Görüştük hemşirelerle. Dediler vazgeçtiler organ bağışı yapmaktan. Tabii büyük bir bizim için üzüntü kaynağı oldu. Oradan geçen bir taksiyi çevirdik. Geç saatlerde, akşam gece. Kendi aramızda konuşuyoruz. İşte yazık oldu bu kadar. Hastanın da ihtiyacı vardı. Bu hasta ameliyatı yapabilmeliydik diye. Umut var diye. Burada tabii, nasıl heves. Bizim konuşmalarımızda taksi şoförü kulak misafiri oluyor. Ve de diyor ki az önce ben o aileyi evlerine götürdüm diyor. Bakın yani İstanbul'da aynı taksiye binmek tesadüfün de ötesinde bir şey olmaz. Kesinlikle. Gerekir. Neredeyse imkansız diyebilirim. Evet. İstanbul'da aynı taksiye biniyoruz ve o zaman dedim bizi şeye götür, ailenin olduğu eve. Çiçekçi'de, Üsküdar'da bir eve gittik. İşte 4 katlı bir bina. Gece saat herhalde 12'yi geçiyordu. Neden dedim vazgeçtiniz? Annesi ve kız kardeşi razı olmadı dedi. Onlarla görüşebilir miyim dedim. Onların olduğu ayrı bir yere aldılar beni. Orada anlattım. Yani tabii oğlunuzun kalbi başka bir insanda sürekli yaşayacak, atmaya devam edecek, hayatta kalacak. Evet. Bir süre konuştuktan sonra razı oldular. Harika. Babayla beraber döndük. Bu defa hastane başhekimi, bu Türkiye'de ilk defa oluyor. Şey lazım dedi, noterden muvaffakatname olursa ancak bağış yapıldığına dair, hı hı, kalbi öyle kullanabilirsiniz dedi. Hı hı.
Yani bunlar gerçekten bir yani tarihi şeyler. Evet, şu an siz anlatırken bile oraya bir gittiniz o zamanı. Onun üzerine ertesi gün noterde buluştuk. Orada muvafakatname verdi ve biz de kalp ameliyatını, kalp naklini gerçekleştirdik. Harika. İlk başarılı kalp naklini hikayesinde. Bu arada çok ilginç, ilginç olduğu için anlatmak gerçekten istedim. Çok önemli ve çok özel. Arkadaşlar bu arada o söylemiş olduğum bayanın görüntüsünü ne olur tekrar verelim. Orada biraz böyle hızlı ilerleyeceğiz. Evet, süremizin artık gayet sonuna geldik ama evet, 20 yıldan bu yana başkasının kalbiyle yaşıyor. İşte tam bu noktada bu organ naklinin ne kadar önemli olduğunun resmi işte burada. Yani 20 yılda geride bıraktı. Ve gerçekten de bir yaşama rekoru. Kalp nakli olmuş. Evet. Çok özel. İşte bunlar çok önemli. Bakın, geçen hafta kızını evlendirdi. Geçen hafta kızını evlendirdi. Düşünün. Ve o zaman kalp nakli olduğu zaman kızı 4 yaşında. Evet. Evet, devam edelim. Biraz yavaş kalıyorlar. Evet arkadaşlar, devam edelim. Evet. Deminki... Yine deminki videosunu izlediğimiz beyefendi, bakın 17 yıl önce, devam edelim. Bu aslında eski haber bunlar, 17 yıl değil, daha uzun oluyor. Daha da uzun, daha evet. Da. Bu da ilginç, hem kalp hem böbrek nakli oldu, daha sonra çocuk sahibi oldu. Çocuğuna da organ bağışı yapan... Doktorun adını mı verdi? Hayır hayır, hasta yani ölen ve organları kullanılan... kişinin ismini çocuğuna verdi. İsmini çocuğuna verdi. Harika. Minik tatlı çocuktu. Evet. Bekir. Mehmet Bekir. Evet. Evet, devam edelim. Bu gene Diyarbakırlı bir hasta. Hem kalp hem böbrek nakli. Evet. Aynı anda. Oldu. Aynısı. Devam edelim arkadaşlar. Beş beşe yapıldı. Bu bakın, göz profesörü Bursa'da yaşayan çok değerli bir meslektaşımız. Bu arada bu dediğimiz dağ, işte bu görüntü. Evet, burası 3500 metre. Bulutların üzerinde. Kalp nakli olmuş. Evet. Hastamız, artık hasta demek de çok doğru evet, bile çok değil. Çok sağlıklı. Gerçekten. Çok sağlıklı. Düşünün ki artık dağa çıkıp Everest dediniz değil mi? Hayır hayır. Kaçkar Dağı. Kaçkar Dağı'nda. Evet. 3800 sanıyorum. Zirvede. Harika. Şu anda. Zirvede. Evet. Başarılara başarılar katmak, gerçekten bu önemli başarıları imza atmak çok önemli. Biz bunları böyle konuşurken aslında gurur duyuyoruz beraberinde. Dediğim sağ gibi olun. Yani yüzümdeki bu tebessümün sebebi de bu. Çünkü ilham verici, güzel. Burada değerli izleyicilerimiz izlediği zaman olmaz değil, olabilir. Önemli olan bunları doğru teşhis, doğru zaman ve tabii ki de doğru eller. Bunlar çok önemli. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. O kadar keyifli, o kadar güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şeref verdiniz. Çünkü bunun duayeni diyeyim, yani bunun ilki siz ve sizinle beraber çok değerli bir ekip tabii ki. Hepsine buradan böyle saygılarımı sonsuz, sonsuz, sonsuz gönderiyorum. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. Bize bazı mesajları vermemiz sayenizde mümkün oldu. Biz çok teşekkür kanal, ediyoruz. Kanal ve şahsınızda. Çok teşekkür ederim. Teşekkür efendim. Ederim. O teşekkür bana ait. Diğer bana ait. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ekibim adına da ben de sizlere çok teşekkür ediyorum tekrardan.